Düş zamanı. Çok eski atalarımızla ilgili bir kavram. Bir doğa ve evren anlayışı. Yerlilerin kosmosta sahip olduklarına inandıkları yer ve zaman. Klasik zamandan farklı bir zaman. Sürekli yeniden doğan, tazelenen ve değişen zaman dışı bir zaman. Ve öncelikle evrenin oluşumunu, daha sonra doğanın yaratılışını ve işleyişini, insan ve diğer canlıların doğasını, yaşam ve ölüm döngüsünü içeren bir anlayış. Başı, sonu olmayan bir döngü. Aynı zamanda şu an ve bir paralel zaman. Doğanın ritmiyle aynı müzikal temada olan ve her şeyi içeren gerçekliğin ta kendisi. Evrensel bir uyum duyumsaması ve makrokozmostan mikrokozmosa doğru yapılan yolculukta ulaşılan insan. Ve onunla doğa arasındaki benzersiz ilişki hakkında derin bir anlayış. Evrendeki ve doğadaki her şeyin ayrıcalıksız, önceliksiz eşitliği. Doğayla bir arada uyum içerisinde yaşama, sonsuz bir bileşim içinde bütünleşme. Kişisel ve evrensel farkındalık yeteneği. Doğaya egemen olmayı uygarlığın tanımı yapan günümüz insanlığında o en eski atalarımızla beraber yitip gitmekte olan bizim yarınlarımız, bizim düşlerimiz. Sevgili Düş Zamanı yolcuları, sevgili Düş Zamanı izleyicileri, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Sevgili Eser abicim, sana da iyi akşamlar. İyi akşamlar Semih'cim, nasılsın? Valla çok çok yoğunum. Bu sene sanki pandemi dönemini intikamını alırmışçasına turizm çok yoğun geçiyor. Kapadokya bölgesinde artık Türkiye geneline uzanmaya başladım. Talepler gelince mecburen Kapadokya'yı da bırakıp yedi kiliseler, işte dini gruplar, Anadolu, Batı Anadolu, İç Anadolu her tarafta tur yapıyoruz şu sıralar. Ne güzel, bizi de gezdi. Araya korsan turist olarak ben de gireyim. Japonca konuşurum. Güzel olur tabii de. Beraber gezin. Belki bir gün Düş Zamanı yolcularıyla birlikte bir seyahat yaparız. Kapadokya seyahati ilginç olur. Birlikte sen de katılırsın. Birlikte bir güzel bir tur yaparız. Ne kadar peki sürecek Semih bu faaliyet? Bu Ekim sonuna kadar kesinlikle her gün doluyum. Kasım ayı itibariyle artık yavaşlıyor.
Ama senin de işler biraz rahatlasın, Murat da rahatlasın da biz biraz ara verelim, sonra devam edelim. Evet ya, çok çok iyi olur. Şimdi biraz önce grubu bıraktım, şimdi geldim eve, bu yayına hazırlandım. Evet. Dolayısıyla çok yoğun günler, bir süre ara vermemizde fayda var ama Kasım ortası itibariyle artık çok daha rahat bir zamana erişeceğim Eser abi. Ya da siz işinize bakın, ben tek başıma yapayım. İyi olur doğrusu. Artık kurcalaya kurcalaya yayını bulurum bir şekilde ya. Peki. Eser abi, bugün ilginç kitaplarımız ya, Fatih'le ilgili ilginç kitaplarımız ve bir de ilginç hediyemiz olacak değil mi? Evet. Ben derim ki sevgili Düş Zamanı izleyicilerine, lütfen yayını izlediğinizi görebilmek, isminizi görebilmemiz için kısa bir mesaj yazın. Bu Facebook'ta şu anda yayında olan alandan bir merhaba deyin, iyi akşamlar deyin ki sizi de çekilişimize katabilelim. Evet, Semih, bir ilave yapayım burada, izin verirsen. Tabii. Biliyorsun bu programlarımızın sonunda değerli izleyicilerimize kazandıkları kitapları gönderebilmek için adreslerine ihtiyacımız var. Geçen hafta her ne kadar Murat çok uğraştıysa da benim kitap kazanan iki izleyicimize bir türlü ulaşamadım. Yayının sonunda Murat tekrar o isimleri anons ederse belki bizi duyarlar, adreslerini bize gönderirler. Çünkü adresler gelmeyince maalesef gönderemiyoruz. Veyahut programı izleyip de oraya bir işte işaret, biyomolojik seslenme bırakmayanları da göremiyoruz. Evet. Ondan sonra bize kitap niye çıkmadı diye başımızın etini yiyorlar. O anlamda muhakkak senin dediğin gibi oraya bir işaret, bir şey koymalarında yarar var şimdi. Peki Murat'cığım, sende hangi kitapları hediye edeceğiz bu program sonunda? Tüm Düş Zamanı yolcularına, tüm izleyicilerimize sevgiler, güzel akşamlar diliyorum. Sizlere de sevgiler ve güzel akşamlar dileklerimi iletiyorum sevgili abilerim, ustalarım. Bugün 4 hediyemiz var ama bu kez dikkat çektiği üzere 4 izleyicimize 4 kitap yazmadık. 3 kitap hediye edeceğiz. Bunları ilk önce hemen tanıtayım, sonra da en son hediyemizden bahsetmesi için sözü sevgili Eser abiye bırakayım. İlki kitaplarımızın Feridun Emece'nin, kıymetli hocalardan Feridun Emece'nin Fetih ve Kıyamet 1453 kitabı olacak. İkinci kitap Fatih Sultan Mehmet kitabı olacak. Yine Franz Babinger'in ve ondan sonra da Büyük Türk isminde yine Fatih Sultan Mehmet hakkında John Frilly'nin yazdığı bir kitabı hediye edeceğiz. Sevgili Düş Zamanı izleyicilerimize, sevgili dostlarımıza, yolcularımıza. Ve dördüncü hediyemiz de güzel bir hediye. Bunun için de ben sözü sevgili Eser abiye bırakıyorum. Bu arada çok ufak bir hatırlatma da yapayım. Sonunda da yapayım, şimdi de yapayım. Ojeni Levi ve Dündar Cengiz isimli Düş Zamanı yolcularımız eğer şu anda bizi izliyorlarsa lütfen Facebook'tan onlara ben Messenger'dan bir mesaj yollamıştım. Bana telefon numaralarını ve adreslerini iletirlerse bir önceki bölümde kazandıkları kitapları hediye edeyim. Bu uyarıyı programın çıkışında da yapacağım. Tekrar iyi programlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum sizlere. Ve bu dördüncü hediyemiz için sözü sevgili Eser abiye bırakıyorum. Teşekkürler Murat'cığım. Demir'cim, şimdi her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir objemiz var elimizde. Sevgili izleyicilerimize armağan edeceğimiz, sevgili Hayrettin Aslanoğlu dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, Matrak Sanat bize yine çok önemli bir şey gönderdi. Yani satılan değil, bir koleksiyon değeri olan obje. Murat da gösteriyor işte. Fatih Sultan Mehmet'in bir fermanını armağan edeceğiz. Ama ferman gördüğünüz gibi özel yapılmış bir bronz kaplama muhafaza içerisinde.
o bronz kaplama muhafazada yine masif ahşap bir kutu içerisinde. Böyle çok güzel bir armağanımız var bu akşam. Tabii bunun, bu fermanın, bu belgenin içinde ne var? Gösteriyor Murat şimdi bize. Efendim tabii önce Fatih'in hayatı var. Biraz bugün konuşmaya çalışacağız. İstanbul'un fethi var. Ondan sonra dedim, kendisi biliyorsun oraya da değineceğiz. Önemli bir şair. Güzel bir şiiri de var içinde. En sonunda da Galata efendim ahitnamesi var. Bir de bu konu çok geniş, vaktimiz kısıtlı olduğu için bu Galata ahitnamesini pek bugün değinememiştik. Hazır bu vesileyle değil mi? Ondan da bahsedelim mi? İki satır. Buyur Eser abi. Bu güzel armağanın içinde var o. Ben onu işte günümüz Türkçesine çevirmeye çalıştım. Mealen bu ahitname Galata'da yaşayan Hristiyanlara yazılmış ki biliyorsun daha çok işte Venedikler, Cenevizler yaşıyor. Onlara ahitname yani bir tür söz verme. Şöyle diyor mealen, onları kendi şahsım gibi himaye ve müdafaa edeceğim diye. Oturdukları beldede kilise ve ibadetlerini muhafaza edebilecekler. Yani istedikleri gibi ibadetlerini yapacaklar, kilise de açabilecekler diyor. Dinimizi kabul etmeleri için asla onları diyor, zorlamayacağız. Zorlama göstermeyeceğiz. Yani illaki Müslüman olun demeyeceğiz. Son olarak dedi ki Galata ahalisine vaadimdir ki kendilerini köle sıfatıyla idare etmeyeceğim diyor. Yani onlar köle değil, özgür insanlar diyor. Böyle bir ahitname yazmış. Galata ahitnamesine bunu da değerli armağanımız içerisinde efendime söyleyeyim şey yapmış, çok sevgili Hayrettin Arslanoğlu içerisine yerleştirmiş. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum sevgili Hayrettin'e. Bu bize kaçıncı armağan oldu değil mi Semih? Evet, çok güzel armağanlar veriyor, evet. Sağ olsun. Hayrettin dostumuza buradan ben de sevgilerimi gönderiyorum. Peki Eser abi, bu çekilişe biz de katılabiliyor muyduk? Nasıl oluyordu sistem? Valla işte benim gözüm var ama sonra. Senden önce benim gözüm var, sonra dedikodu yapıp kendilerine çıkarttılar demesin. Hatta bir sahte isimle katılabilirim ben. Çok özür dileyerek. Hüsamettin Cindoruk diye katılırım ona. Pek sahte olmadı ama. Olsun işte. Onu kalmış olduk. Çok özür yani, dileyerek ben de tatlı sözünüzü böleceğim. Benim işim daha da vahim. Ben kesinlikle kendimi çekemem. Teşekkür ederim. Evet. Durum böyle. Evet, sana artık sevgili Hayrettin senin için özel bir şey yaptım, gönderecek. Bu kadar 50 programdır orada bu işin meşakkatini çekiyorsun. Özel bir şey yaptırır sana Hayrettin. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayrettin Arslanoğlu'na ve yönettiği bu değerli eserleri Veter Matrak Sanat'a. Onu da analım. Evet Semih'cim, şimdi geldik döndük. Bugün aslında enteresan bir şahsiyeti, Osmanlı Sultanı'nı konuşacağız. Tabii ama dedik ki fazla da böyle savaşlarda İstanbul'un ele geçirilmesi şu bu hamaset değil de kültür ve düşünce dünyasına bakalım dedik. Yani enteresan da bir şahsiyet, enteresan bir sultan yani. Pek de bugüne kadar hem tarihimizde hem de Batı tarihinde rastlanan bir insan değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi o zaman Eser abi, ben Fatih'in yaşadığı devri, biraz babasını ve o dönemin Osmanlı durumunu anlatmaya çalışayım. Yavaş yavaş Fatih'in dünyasına da gelelim, düşünce dünyasına da gelelim. Orada topu da sana atarım. Sen de o bölümle ilgili anlatacaklarını anlatırsın. Şimdi babası bilindiği üzere 2. Murat.
Ve konuşacağımız dönem 15. yüzyılın başıyla sonuna kadar olan bir dönem. Şimdi II. Murat tam da Osmanlı'nın en sıkıntılı dönemlerinin başında. Yani bu Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın savaş yaptı. Bu meşhur bir Ankara Savaşı, 1402'de yapılan Ankara Savaşı döneminde doğuyor babası. Ve çok çalkantılı bir dönem. Osmanlı o zamana kadar kazandığı toprakların neredeyse tamamını kaybediyor. Yani ilk çekirdek işte Bursa ve civarına geri dönme durumunda kalıyor. Böyle bir ağır yenilgi. Yıldırım Beyazıt da işte bu savaş yenilgisi sonunda hastalıktan ve biraz da üzüntüden öldüğü söyleniyor. Oğulları var, dört oğlu var o sırada. Yıldırım, Timur alıp yönetmeye falan meraklı değil. Yakıyor, yıkıyor, bütün ganimetleri toplayıp geri dönüyor. Şimdi dört oğlu var Yıldırım Beyazıt'ın. Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet. Şimdi Çelebi Mehmet bu Fetret dönemi denen kardeşler arasındaki savaşın sonunda galip çıkan Osmanlı Sultanı oluyor. Fetret dönemi 11 yıl sürüyor. 1402 ile 1413 yılları arasında. Başkent Bursa'dan o dönem içerisinde Edirne'ye taşınıyor. Tekrar Edirne'nin yeniden kurulması, yeniden inşa edilmesi süreci biraz başlıyor. Çelebi Mehmet bu dönemi uzun süren kardeş savaşlarından sonra tekrar Osmanlı'nın canlanmasını sağlayan bir dönem olarak görüyoruz. Fakat elin bir kazadan, bir av kazasında 1421'de ölüyor. Şimdi Çelebi Mehmet ya da diğer ismiyle 1. Mehmet bu av kazasının ölümünden sonra tahta 17 yaşında, bazı kaynaklara göre de 19 yaşında olan II. Murat, yani bizim Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat tahta geçiyor. Oldukça hırslı bir genç II. Murat'tı baba. Yani Fatih kadar aslında ilginç bir kişilik. Her Osmanlı sultanı gibi o da oldukça iyi eğitim alarak sultanla doğru ilerliyor. Hatta biz daha önce yapmıştık bu Şeyh Bedri. Evet, burada da II. Murat'ın bir portresini görüyoruz. II. Murat'ın ve daha önce programını yaptığımız dediğim şey Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin üzerine konuşmuştuk da çok küçük yaşta 1416 yılında İşte bu Şeyh Bedrettin isyanında Öklüce Mustafa gruplarını bastıran ekip içerisinde de yer alıyor II. Murat. 1416 olduğuna göre 1402 doğumlu, yani 14 yaşında ya da bazı kaynaklara göre 1404 olduğuna göre doğum tarihi, ya 14 ya da 16 yaşında bu savaşın içinde kendini buluyor. Ve daha ilerlemeci, daha böyle toprak fethetmekten çok fethedilen toprakları, eski kaybedilmiş toprakları ve Anadolu bildiğini, Anadolu beyliklerini tekrar bir araya getirmeye çalışan bir insan II. Murat. Peki, fakat
Bir kısım aldığı ağır yenilgiler sonucunda ve kendi yönetim tarzının biraz yumuşak bulunması, vezirleri tarafından yumuşak bulunmasının oldukça sıkıntılı bir psikolojik döneme giriyor. Ve 1444 yılında tahttan kendi rızasıyla, ki böyle de bir şey Osmanlı tarihinde pek görülmemiş, kendi rızasıyla tahttan iniyor. Fakat 1444 yılında aynı yıl büyük oğlu Alaaddin Ali Çelebi, büyük oğlu o yılın vefat etmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet'i tahta geçmesini, onun yönetmesini istiyor. Fakat burada Fatih'in hayatına gelince çok küçük, 1431 doğumlu, 1444 dediğimiz zamanda işte 13 yaşlarında, 14 yaşlarında bir gencecik, hatta bir çocuk diyebileceğimiz biri Fatih. Fatih yeni başkent, Bursa'dan sonra yeni başkent, 1431-32 yılları içerisinde doğuyor. Bir kısım tarihleri değişik tarih yazarları daha farklı veriyor ama genelde işte 1431 ya da 32 olarak kabul ediliyor Fatih'in doğum tarihi. 32 doğru kabul ediyoruz. Daha çok oraya da denk geldim. 1443 yılında, yani her şehzade gibi, yine lalaları tarafından eğitim için bir kazaya, bir vilayete gönderiliyor bu sultanlar. Ve Fatih Sultan Mehmet'te ya da II. Mehmet'te lalalarıyla birlikte, Kasapzade Mahmut, Nişancı İbrahim'le birlikte Manisa'ya gönderiliyor. Manisa valisi olarak atanıyor oraya. Fakat o zaman işte 9-10 yaşlarında, daha çok küçük. Aynı yıl Edirne'de başka bir sorunla da Osmanlı mücadele etmek zorunda kalıyor. Hurufi isyanları var. Hurufi isyanlarını işte babası 1444 yılında onu da bastırıyor. Edirne ama bu sırada, bu isyan döneminde ne yazık ki harabe haline çevriliyor ve bakın burada bir o Edirne, II. Murat'ın yaptığı Edirne Sarayı'ndan kalan bir görüntü. Çok bir şey kalmamış, sadece bir kule kalmış durumda. Evet, Fatih 1444 yılında II. Murat'ın kendi rızasıyla tahttan inmesi sonucunda ve abisi de ölünce Fatih 1444 yılında tahta geçiyor. Ve 2 yıl boyunca vezirlerin de özellikle Çandarlı Halil Paşa'nın yönetiminde Osmanlı İmparatorluğunu yönetmeye çalışıyor. Fakat büyük bir kaotik durum bu dönemde. Yine Haçlıların yeni bir sefer düzenlediği ve Osmanlı'nın üzerine doğru yürüdüğü bir dönemden bahsediyoruz. Peki ne oluyor, bu Fatih küçücük bir çocuk nasıl yönetecek? Evet, oldukça sıkıntılı bir dönem ve imparatorluk yönetim içerisinde de sorunlar çıkmaya başlıyor. Bunun üzerine inzivaya, Bursa'da inzivaya çekilmiş babası II. Murat tekrar göreve çağrılıyor aslında. Fakat herhangi bir yetkisi olmadan bu dönem içerisinde, 44-46 yılları içerisinde Fatih'in bir nevi
yardımına, imdadına koşuyor ve Varna'da Haçlıların Haçlı Seferi yapmaya kalkışan ve Osmanlı üzerine doğru yürüyen Haçlı ordularını Varna'da bozguna uğratıyor 2. Murat. Bunun üzerine bu 2 yıllık padişahlık dönemi sonrasında Fatih babasını tekrar babası tekrar 2. Murat tekrar yönetimin başına geçiyor. Tekrar padişah oluyor. Bunlar pek Osmanlı tarihinde pek değil, hiç görülmüş bir olay değil. Yani kendi rızasıyla bırakıp kendi rızasıyla tekrar imparatorluğun başına geçmek görülmüş bir olay değil. Bu son dönem, yani Fatih'in tekrar başa geçeceği döneme kadar Fatih Bozuman yaşı da ilerlemiş oluyor. Ve iyice eğitimlerini tamamlayınca babasının ölümünün ardından 1451 yılında 30 yıl sürecek Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatoru oluyor. Padişah oluyor. 30 yıl sürecek bir dönem bu. 1451 ile 1481 yılları arasında. Fatih daha sonraki Osmanlı imparatorları gibi, çoğunluğunun olduğu gibi çok iyi eğitim almış. Dönemin ünlü düşün adamlarından, alimlerinden özellikle dersler almış. Tasavvuf konusunu çok iyi biliyor. Yapı olarak bilime çok önem verdiğinden, peki de o eğitimin sonucu olarak biliyoruz ki geometri, coğrafya konularına da çok önem veriyor. Bunları bir kısım bilgiler, kendi hayatı hakkında bu tarz bilgiler, daha sonra yaptıkları, oluşturdukları şeyler üzerinden geri dönerek bulunuyor. Örneğin İstanbul'un fethinden sonra bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu alanda yapılan eski sarayın bir dönem kullanımı, eski saraydan sonra yapılan bu Topkapı Sarayı'nda mesela Fatih'in kurduğu müthiş bir kütüphane var. Hem oradaki işte kendi dönemine ait kendisine yazılıp verilmiş kitapların konularına bakınca da buradan bir kısım bilgiler elde edilebiliyor. Benim koleksiyonumda olan bir kitap var mesela Tahsin. Bunu gösterebiliyorum herhalde. Evet. Fatih Sultan Mehmed II'ye ait eserler. Tahsin Öz Hoca tarafından yazılmış. Şimdi burada kütüphane içerisinde bulunan kitapların konuları dahi var. Onlar Süheyl Ünver Hoca da bunu araştırmış. Çok sayıda gibi bilim kitabı var. Bilimler üzerine yazılmış kitaplar var. Buradan edebiyat var. Kendi yazdığı eserleri var, divanı var. Ayrıca da kendine hitap edilmiş, yine ithaf edilmiş kitaplar var. Büyük bir koleksiyon. Daha sonra Osmanlı'nın işte daha sonraki dönemlerinde de bu Topkapı Sarayı'nın kütüphanesi oldukça zengin bir kütüphane. Pek fazla dış dünyada pek fazla bilinmese bile, dış dünya derken üzerinde ne yazık ki sadece yine yabancıların yazdığı eserler olması nedeniyle Türkçe'de pek fazla o külliyatla ilgili bilgi yok. Ama yine de bildiğimiz kadarıyla işte Süheyl Ünver Hoca'nın, bu Tahsin Öz Hoca'nın yazdığı kitaplardan biliyoruz ki Fatih dönemi eserleri çok zengin. Buradan da Fatih'in düşünce dünyasında çok zengin olduğu aşikar. Çok sayıda lisan biliyor Eser abim.
Şiirlerinde daha sonra eminim sen anlatacaksın da şiirlerinden de Arapça ve Farsça'ya da çok hakim olduğu ortada. İtalyanca, Grekçe, Slavca, hatta bazı kaynaklarda Sırpça da bildiği söyleniyor. Yani 6-7 lisanı Türkçe ile birlikte çok rahat konuşabilen, bu konularda eğitim almış önemli bir yerde düşün insanı, yani padişahlıktan öte bir düşün insanı. Zaten aldığı eğitimlerden de görüyoruz ki Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra yaptığı eserlerde sırf yaptığı medreselerde, Fatih dönemi yapılan medreselerde, yapılan kiliselerde ya da cemaatini kaybetmiş olan kiliselerin camiye çevrilmesinde, hatta buraların eğitim kurumları haline gelmesinde Fatih'in çok önemli rolü var. Tabii ki bu kadar eğitimli bir insan daha açık görüşlü, dünya görüşü olarak, hatta İlber Hoca'nın dediği gibi Fatih dönemi ya da Fatih son dönem aslında Doğu Roma İmparatoru gibidir der İlber Ortaylı Hocam. Yani var olan o tabası içerisinde bulunan insanları, coğrafyasında içinde bulunan insanların kendi dinlerini, kendi adetlerini yaşatmasında önemli bir şekilde hem destek oluyor, hem onların bu geleneğini, bu dillerini, dinlerini devam ettirmesinde kol kanat giriyor ve koruma altına alıyor. Senin de biraz önce okuduğun gibi Galata Ahitnamesi mesela bunun en somut, en önemli örneği. Tabii ki birçok savaşa giriyor. Kazandığı savaşlar var, başarıları var, yenilgileri de var. Ama dediğimiz gibi bunlar akılda kalacak şeyler değil. Yani burada biz tarih dersi vermiyoruz. Tek tek şu tarihte şunu yaptı gibi. Genel olarak Fatih'in düşünce dünyasını anlamaya çalışıyoruz. Son 30 yıllık yönetiminin sonunda da yine İtalya'ya yapacağı bir sefer sırasında Gebze dolaylarında yine bazı kaynaklar zehirlendiğini söylüyor. Zehirlenerek öldürdüğünü söylüyor ama doğal ölümüyle erken bir yaşta vefat ediyor. Fatih döneminin hayatını kısaca özetlersek ben şu anda bunlarla yetinirim diyorum. Daha çok tabii ki dediğim gibi düşünce dünyası önemli. Şairliği çok önemli. Bu Avni mahlasıyla yazdığı, Avni Tatma ismiyle yazdığı şiirler gerçekten çok önemli, çok güzel şiirler. Esra abi, ben bunları söylemek istiyorum. Katkılarım varsa beklerim, yoksa dilim kurudu bir ara veririz istiyorsan. Evet, dersen Semih'cim araya gitmeden hemen senin anlattıklarına bir katkıda bulunayım. Daha doğrusu katkıdan çok teyit edeyim. Tabii Fatih'in düşünce dünyasını anlamak için ruh dünyasını da anlamak lazım. Biliyorsun bunlar 9 kardeş. 5 tane oğlan var, 4 tane kız var. Fakat babası Murat büyük oğlanı yetiştiriyor. Senin de biraz evvel değindiğin gibi Alaaddin Ali'yor. Yani Alaaddin daha babasına yakın, daha disiplinli, onunla beraber hatta seferlere falan gittiği de söyleniyor. Onu hazırlıyor yani. Fatih o zamanlar biraz haylaz, yaramaz yani. O zaman günümüzün pedagojisi olmadığı için yaramaz haylaz çocuklara, işte bundan bir şey olmaz falan diyorlar. Biraz şey yapmışlar. O biraz Fatih'i üzdüğü belli oluyor sonraki hadiselerde. Fakat büyük olan yani Alaaddin, senin de ifade ettiğin gibi genç yaşta
attan düşüp ölüyor, mecburen Fatih'i götürüyorlar. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Murat'ın kendi kendine tahttan feragat etmesi, gitmesi çok ilginç. Yani bu hem dünya tarihinde hem bizim tarihimizi çok az görüyoruz. Bizim tarihimizde hiç yok. Yani kendi kendine gidiyor ya. Yani. Tabii gidiyor derken de küçücük çocuğa bırakıp gitmiyor. Orada bir başta Çandarlı olmak üzere çok önemli kişiler var yani. Onlara emanet ediyor. Murat'a baktığımızda hakikaten biraz sonra şiir konusunda değiniriz. Osmanlı'da şiir yazan ilk padişah, ilk sultan. Daha çok bu işleri seviyor yani, şiir yazmak. İşte haftada iki gün, en az iki gün o dost meclisi topluyor. Orada edebiyat konuşuyorlar. Böyle sohbetler ediyor. Bunları daha çok seviyor. Yani zoraki padişah gibi bir şey bırakıyor gidiyor ama çok da başarılı, geldiğince de gelip hallediyor iş yani. Dediğim gibi Varna'da o açıları perişan etti, döndü yine. Şimdi ilk şeyinde çocukluğunda Fatih'in arkadaşlık ettiği insanlara falan bakıyoruz. Bu tasavvuf ehli falan insanlar yani, bu vahdet-i vücut konuşmuştuk yani dedi. O fikir yani günün moda deyimiyle heterodoksluğu seviyor. Yani heterodoks anlayışta. Hatta o Rufilerle arkadaşlık ediyor. Sonra bu Rufilerle ilgili biliyorsunuz dönemde büyük hadiseler oldu. O yüzden işte babasını çağırdılar diye. Onlarla arkadaşlık ediyor. Ve İlk genişliğinde sen hocalarını saydın, ben ona ilave edeyim. Zanos Paşa ile Şahabettin Paşa da hocası o. İlk şehzadeliğinde Molla Gürani falan da oradalar. Fakat ikinci şeyi, işte macera tekrar şehzadeliğe geri dönüşü, babasının tahta çıkmasından sonra ikinci şehzadeliğinde içinde bulunduğu saraya bakıyoruz, hep İtalyan mühendisler falan var. Onlarla şey kurulmuş, nasıl olduysa. Onları biraz sonra isim isim sayarız ama esas bu kültür dünyası ikinci şehzadeliğinde yani çocuk anlıyor, benim bir yetersizliğim var. Bu hem askeri yetersizlik, hem devlet adamları açısından, hem de kültürel bir yetersizlik hissediyor gibi. Şehzadeyken İtalya'dan şeyler geliyor, humanistler falan geliyor, onlarla sohbetler falan ediyor. Biraz sonra onları isim isim sayarız ya. Yani. Ve klasik dönem İtalya'sıyla daha şehzadeliğinde ilgili. Zamanın İtalya'sı da biliyorsun, Rönesans İtalya'sı. Yani Rönesans'ın doğduğu dönem. Yani Fatih tam Rönesans'ın göbeğinde tahta geçen bir insan ve buna da işte eskilerin deyimiyle bigane kalmamış, yani çok alaka göstermiş. Diyelim senin bölümüne ben de böyle küçük katkıda bulunayım, ondan sonra sevgili Murat bizi bir müzik arasına götürsün, devam edelim. Then can you
Ama vermiyor. Hatta telefon. Eser abi tekrar evet. Selamlar. Tam bir sohbet ederken yakalandık araya değil mi? Evet. Bir de katılımcılar bu sefer mesaj da atmışlar. Güzel. Katılımcıların izleyicilerin isimlerini de görebiliyoruz. Çok güzel. Evet. Kesinlikle bana çıkmayacak değil mi Eser abi? Valla sana çıkmazsa bana çıksın. Hayrettin. Şimdi biz bu kadar bu işi zorlayınca sevgili Hayrettin de zor durumda bırakmıyor. Şimdi biz de isteriz gibi o bir durum olmasın. Ya şaka ediyoruz tabii çok güzel. Kime çıkıyorsa hakikaten fevkalade bir şey. Evet Semih'cim devam edelim. Sen bir yerde kaldıysan devam et. Yok sen devam et biraz şairlik konusunda belki biraz katkıda bulunurum. Tamam yani o zaman nerede kaldık? İşte Rönesans demiş. Rönesans nedir? Rönesans'a bakalım biraz. Yani Rönesans işte bu Batı dünyasında başta kilisenin baskısı, efendim feodalitenin baskısından falan. Bıkıp usanan aydınların, sanatçıların falan ortaya koyduğu bir hipotez o da altın çağa geri dönüş demek yani. Özetle anlatıyorum tabii. O altın çağda neresi? İşte Greco-Roman kültür yani eski Helen ve Roma'ya geri dönüş. Şimdi o eski Helen ve Roma'ya geri dönüşün üzerinde Osmanlı oturuyor. Onun başına da Fatih geliyor. Yani Bizans diye halk arasında söylenen yer aslında Doğu Roma İmparatorluğu. Orada oturuyor. Bunlara da ilgili alakalı bu konular. Yani öğrenmeye çalışıyor bunu. Biz Rönesans dönemini ıskalamıyor. Üzerinde çok çalışıyor. Ve yanında işte artık tahta geçtikten sonra da önemli. Pek çoğu da işte Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalan. Daha sonra da işte Rönesans'ın doğduğu yer İtalya'dan gelen danışmanlar var. Ama mesela yanında Giritli, benim Georgios, Trapezantios diye bir adam var. Tarihçi bu adam. Şimdi bu adam Fatih'in kafasında oluşmuş olan düşünceyi destekleyen bir adam. Yani Fatih biliyorsun Büyük İskender'e falan çok meraklıydı. Yani o sürekli o ana basisi kütüphanesine gelince ona değiniriz. Dönüp onu okuyordu. Kombinlerin dönüşünü yani. İskender'in hayatını işte seferlerini falan. İskender, Jules Caesar falan gibi büyük bir cihan imparatoru olma hayali ve düşüncesi var. Bu tarihçi de onu destekliyor. Diyor ki yani işte Hristiyanlıkla İslamiyet arasında o kadar büyük bir fark yok. Bu iki dinin uzlaşması sonucunda siz bunların hepsinin üzerinde bir diğer bütün inançlar da dahil imparator olabilirsiniz diyor. Bu çok önemli de bir adamdır. Yani felsefecidir aynı zamanda. Fatih'in de çok sevdiği danışmanlarından birisidir yani. Onun dışında işte Kritavulos diye bir de İmrozlu bir tarihçi, felsefeci var. Aynı zamanda da teolog bu adam. Bu İmrozlu'dur. O kadar bunu sevmiştir ki Fatih, buna çok sohbet etmiştir. İmrozlu Taşözü.
ve o zamanki Limnos'un yönetimini buna vermiştik. Yani bir tarihçiye ilk defa bir yönetici yapmıştı. Buraların işte gelirlerini sen topla, işte şeyi de vergileri bize gönder, geri kalan senin olsun diye. Bu adam çok şey. Truva'ya falan da götürdü. Truva'da Fatih'i dolaştıran bu adamdır. Kiritavulos'tur. Değerli bir adamdır. Bunun mesela Historia diye eseri var. Eser abi. Buyur. Bu bir araya gireyim. İşte bak bu eseri ne Fatih'e ithaf etmiş. Topkapı Sarayı koleksiyonunda da bu kitap var. Var. Bunu bile ettiğim istedim. Tabii var. Biliyor musun? Şimdi kütüphaneye gelince onları biraz daha ayrıntısız bakarız istersen. Yani kendi tamam, özel tamam. Kütüphanesi. Tabii. Kendi özel kütüphanesi. Ya kütüphane diye bir şey yok sarayda biliyorsun o güne kadar. Hatta kütüphaneyi bırak kendine müze bile kurmuş. Vakit kalırsa onları da konuşuruz. Bir de Amurus Sezli bir Trabzonlu bir adam var. Bu coğrafyacı. Çok önemli bir adam. Coğrafyacı. Bunu zaten kendi kütüphanesinde biliyorsun Bartlamyus'un yani İskenderili Ptolemyus'un ki milattan sonra 100'dür yani 1. asırda yaşamış bir adamdı. Ama aradan bak 1500-1400 yıl geçmiş. O Ptolemyus'un yani Bartlamyus'un dünya haritası, atlası hala geçerlidir. O zamanın dünyası olur. Kütüphanede bunun hem Latincesi var hem de eski Helencesi var. Bunu bu adam Arapça'ya çevirmiş. Şimdi görüyoruz. Bir atla, bildiğimiz atlas. O zamanın dünyasını gösteren bir atlas. Onunla da yetinmiyorlar. Bu sayfa sayfadır. Her sayfayı büyütüyorlar. Büyütüp duvara asıyorlar. Duvarda kocaman bir dünya haritası oluşturuyorlar. Yani hani Semi eskiler derler iyi tarih bilmek için iyi coğrafyacı olmak gerekir. İşte duvara kocaman bir Bartlamyus haritası yaptırıyor yani. Karşısında o var ona bakıyor. Yani. Tarihi değerlendirirken de ona bakıyor. Seferlere çıkarken falan da ondan çok var. Coğrafyacı şeyi de var, arkadaşı da var. Çok önemli onun. Senin dediğin gibi 9 tane de dil konuşuyor. Slavca'dan tut. Latince'ye, eski Helence biliyor. Nereden biliyoruz? İşte İlyada'yı falan okuyor orijinalinden. Yani okumakla kalmamış, kenarlarına not falan almış. Fransızca bile bildiği söyleniyor. Sırpçayı falan biliyor zaten. Farsça zaten şiir dili biliyor. Kimine göre gerçek annesi, kimine göre analığı da işte bize Murat gösteriyor. Parayı Brankovic'i yani. Tabii felsefe konusunda Stoacıları seviyor. Çok enteresan değil mi? Şey, Stoacıları çok seviyor. Çok ilgi gösteriyor Stoacıları. Ve Aristotelesçi yani. Biliyorsun Bizans'ın son döneminde Aristoteles-Platon kavgası çıktıydı. Bu Aristotelesçi ve yeni Platoncu. Yani yeni Platoncu dediğimiz zaman da işte o çocukluğundaki heterodoksi dediğimiz anlayışla ilgili de şeyi var yani ilgisi var bunları okuyor. Dediğim gibi Büyük İskender'e çok meraklı. Bir de özel doktor var biliyorsun Yakup Paşa. Yakup Paşa aslında İtalyan, o da Rönesans döneminin bir adamıdır. Maestro Jacob'tur yani. Maestro Jacob'la 30 sene beraber oldular. Yani özel doktoru değil, felsefe falan da konuşan bir adam yani. Bunlarla arkadaşlık ediyor. Yine meşhur işte Eribos. Seferinde esir alınan bir adam var. Giovanni Maria Angelo. Bu da İtalyan bir adam. Bu adam Osmanlı tarihinin kuruluşundan Fatih dönemine kadar yazan ilk adamdı.
Hatta Osmanlı Saray Teşkilatı'nı, İdari Teşkilatı'nı falan yazmış. Bu adam da Fatih Yunus. Dikkat edersen hep şeyler var yani. Rönesans döneminin adamları var. Genellikle İtalya'dan gelenler ve Bizans'tan kalanlar var. Onun için çok bu konuda kızmışlardı biraz şeyler bizim muhafazakarlar. Yani Fatih'e yaranmak için illa Yahudi olmak, renk olmak, Fars olmak mı gerekiyor falan diye böyle şeylerde laflarda çıkmış. Bu biraz evvel söylediğim kişi de tipik Rönesans aydın. Yani. Bir sürede dünya, o zaman dünyasının her tarafını dolaşmış. Yine bakıyoruz sarayda kim var? Bak çok önemli. Bu hümanistlerden Angelo Vallejo var. Gesi Stefano var. Bu Evliya da var ya. Bu Evliya da ölünce o kadar üzülmüş ki Fatih Mersi yazmış bu. Yani o kadar yapmaklıkları var. Adamın arkasından Mersi'ye yazmış. Şimdi tabii bu Venedik'te veyahut işte İtalya'daki Rönesans kentlerinde biliyorsun yöneten kişilere Doge veya Doge derler. O şeye mesela Venedik Doge'una ve hepsine bütün kent Doge'larına o cumhuriyetlere gayet teknisi işte mektup yazıp işte bana şunu gönderin bunu gönderin diyebiliyor. Venedik Doge'undan mesela bir ressam efendim bir heykeltıraş bir de bronz ustası istiyor. Gerekçe olarak da çocukların sünnet düğünü vardı. Onun için diyor hadi bir şeyler yapsınlar falan. Esasen öğrenmek istiyor tabii dönemin şeyini. İşte o zaman o Venedik da meşhur Bellini ile iki asistanı gönderiyor. Murat Çivolu da görebiliriz artık Bellini'nin Türkiye'ye gelişi. Çünkü işte, hala efsane olan resimleri yapan kişi de belliydi. Bir tane asistanıyla o geliyor. Bu arada Demirci mesela Semerkant'tan meşhur astronom, matematikçi Ulu Bey'in talebesi Ali Kuşçu'yu getirdi. Şimdi Bellini'yi görüyoruz tabii şeyde. Ve dikkat edersen boynunda madalyon var. O da Fatih için kendi yaptığı, yani Fatih için yaptığı madalyonu kendi boynuna asmış. Dediğim gibi Ali Kuşçu'yu getiriyor. Ali Kuşçu astronomi kitabı yazıp bak burada şu gravürde Fatih'e şey yapıyor. Astronomi falan da konuşuyor. Dönemin İran'ında yani Fars'tan çok ünlü matematikçi, felsefeci, teolog bir adam var. Molla Lütfi. Buna 5000 altın verip getiriyor. Yani 5000 altın gönderiyor, sen bizim saraya geldin. Adam o kadar enteresan bir adam ki her konuda çok bilgili. Kendi kütüphanesine müdür yapıyor. Biraz şey bir adam, ağzına geleni söylüyor falan. Adı Deli Lütfi'ye çıkmış. Fatih'le bile şakalaşabilen bir adam. Karşılıklı şaka yapıyor. Sana anlatsam şimdi, Allah'tan Rütfi'ye girmiyor. Rütfi'ye girsek biz de kapatırlar. O kadar şakalaşıyorlar karşılıklı. Bunu da götür, Hafız-ı Kütüp der, kütüphanenin müdürüdür bu dediğim şahsiyet. Tabii Fatih öldükten sonra biliyorsun bunun her şeyini yağma ettiler, şunu bunu yaptılar. Bu adamı da heterodoks diye idam ettiler. Dile Lütfi dediğimiz adamı. Tabii sarayda sen de değindin, bir kendine özgü bir kütüphanesi var, kütüphane kurdu. Orada mesela eserlerden bazılarını değinelim. Anabasis var, İskender'in hem hayatını hem seferlerini. Ve sonra on binlerin dönüşü yani Hindistan'dan dönüşünü falan anlatan çok eski bir eserdi. Onu çok okuyor, çok merak ediyor. Homeros'un İlyadası'nı.
çok okuyor, notlar falan almış. Sonra biliyorsun 1462'de bu Midilli seferine gittikleri zaman Fatih o seferi karadan idare ediyor. Orada yanındaki işte biraz evvel ifade ettiğimiz tarihçi Kıvvetul olsa da beni diyor oraya götürdü. Şimdi sebebi biliyorsun yani Şili Mantırva'yı bulana kadar İlyas'a efsane zannediyor. Kimse inanmıyordu yani. O zaman inanmış buraya oraya gidiyor yani oralarda inceliyor. Hatta tarihçi Kıvvetul olsa anlatıyor. Ne dedi orada? Demiş ki orada Homeros'un öldüğü kahramanlar ne mutlu size. Kime söylüyor? Hektoros'u. Yine tarihçi Kıvvetul'un anlatımına göre işte bu batıdan gelen tüm haksızlıklara karşı Truva'nın öcünü aldım lafını orada söylüyor. Truva'ya kalkmış gitmiş yani. Savaşı Midilli'nin efendim şeyini bırakmış. Orada Truva'yı falan bakıyor. Tabii. Bu da çok enteresandır. Tabii biraz evvel söylediğimiz gibi Ptolemaios'un yani Batlamyus'un atlası da var orada. Özel kütüphanesinde. Ayrıca mesela kendi patrik yaptığı genel diyorsun. Hristiyanlık tarihi var. Çünkü genel diyor hem teologtur hem felsefecidir. Hatta Bizans'ın son dönemlerinde Platon diye bir felsefeci vardı. Onunla Platon ile Aristoteles tartışması yaparlardı. Onun Hristiyanlık tarihi, Hristiyanlık geleneği falan ilgili kitapları var. Genel bir Platon dediğimiz Kanunlar adlı eseri de var. Bizans'ın kuruluşuyla, Konstantinopolis'in yani Doğu Roma'nın kuruluşuyla ilgili kitaplar var. Ayasofya'nın yapılışıyla ilgili kitaplar var. Ve bir zengin Bizans eserleri kataloğu var. Kütüphanesinde bunlar var ama ilginçtir. Kendi özel müzesi de var ya. Müzesinde de ne var? Mermer sanatına, heykellere falan düşkün lahitler var, heykeller var ve relikler var. Relik nedir? Mitçin kutsal emanetler. Yani işte Hristiyanlığın ilk çağında Hristiyanlığa katkıda bulunan kişilerden kalan, kaldığı varsayılan efendim eserlere relik denir. Bunlar nedir işte? Hazreti Meryem'in elbisesinin parçasıdır. Hazreti İsa'nın efendim çarmıha gerildiği çarmığın şeyidir veya azizlerin kemikleridir. Bunları da muhafaza etmiş yani orada kataloglamış onlar duruyor. Sonra biliyorsun bu eserler Fatih ölünce gemide yurt dışına kaçınca Beyazıt bunları pazarlık konusu yaptı. Siz gemi verin ben onları size vereyim falan dedi. Sonra bunlar nereye gitti bilmiyoruz. Tekrar dönelim resme. O zaman ne yapalım? Daha çocukken Fatih'in yaptığı resimlere bakalım. Ama Murat'cığım beni al Fatih'in çocukluk resimlerine bakalım. Ne yaptık? Murat kayboldu herhalde. Evet. Tam ekran yapalım onu Murat. Evet. Fatih'in çocukluk resimleri. Ben çocukken yapmış bunu. Bak tuğralar yapmış. Efendim hayvan figürleri yapmış. Arabesk dediğimiz motifler yapmış. Portreler çizmiş. Kara kalem yapmış bunları. Resim sanatıyla ilgilenenlerin söylediğine göre bu tarz işte çapraz tarama yöntemi diyorlar buna. Bu yöntemi kullanarak yapmış. Bu farklı bir yöntem yani o zamana kadar doğuda olmayan bir yöntem.
Buradan da anlaşılıyor ki daha o yaşlarda Batı resmine falan aşina. Çocukluk resimleri bunlar. Hem ekran görüyoruz değil mi bunlar? Önemli çünkü bunlar. Böyle tuğralar yapmış kendine daha çocukken. Yani muhtemelen kendi tuğrasını tasarlamış. Bunları sonra geliştirmiştir hepsini. Yani bunlar birinci şehzadeliğinde yaptığı resimler Sümüç. Evet, ilginç değil mi Semih bunlar? Çok ilginç. Ben de görmemiştim bunları daha önceden. Nereden buldun evet. Eser abi? Yo, bu yayınlandı bunlar. Topkapı Sarayı'nda bulundu. Fatih'in çocukluk resim defteri bulundu. Evet, tabii sonra biliyorsunuz belli ilerlerse belli anoza geliyor. Birer ikişer tane asistanla geliyorlar İstanbul'da. Onlara da bayağı atölye falan yapıyor. Nasıl kütüphanesi için nakkaşlar, kitap konservasyon ve restorasyonu yapan ustalar bulup ona bir atölye yaptıysa gelen ressamlar ve heykeltıraşlar ayrıca da madalyon ustaları çalışsın diye onlar atölyeler yapıyor. Oralarda çalışıyorlar yani adamlar. Tabii o sırada şey de var yani sarayda da saray ressamı var Sinan Bey var. Sinan Bey aynı zamanda diplomattır yani Avrupa'ya gider gelir İtalya'ya çok gider. Bir insan bildiği söyleniyor. Hem diplomat hem ressam adam. Bu kendisi de boş zamanlar, bu işte meşhur Fatih resimlerinden biridir. Bu Sinan Bey'in talebesinin yaptığı söylenir bu resim. Bu Türk ressam tarafından yapılmış ama Sinan Bey mi yapmış, onun bir talebesi mi yapmış? Çünkü Rıza'da Ahmet falan denen bir adam var, onu mu yaptı bilinmiyor. Ama burada yapılan, bir Türk ressam tarafından yapılmıştır. Kendisi de boş zamanlarında mesela şey yapıyor, ok atmak için böyle yüzükler yapılır parmağa takılan, onlardan yapıyor. İşte kılıç kınları yapıyor, kemer tokaları yapıyor, boş zamanlarında gidiyor onlarla çalışıyor bu konuları. Şimdi tabii o zaman Avrupa'da bu madalyon modası var yani bütün krallar, imparatorlar, baronlar falan. Boyunlarına madalyon asıyorlar. Biraz evvel söyledim. Ustalar da madalyon yapmak için geliyor. Madalyonları da var. Yaptırılır madalyonlar. Bunları boynuna asıyor yani. İşte o şeyden, Napoli'den mesela herkesten istiyor. Napoli'nin şeyine de, idarecisine de şu Ferdinand diye bir adam var. Ondan da diyor bana madalyon ustası gönder. Bu da gönderiyor yani. Constanzo Zemaisis diye bir usta geliyor.
Bunlar tabii Belli'nin madalyonları, Bellama'nın madalyonları. Burada bir tane çok ilginç var. Bunun arka yüzü var. Bak şimdi Semih, bunun arka yüzündeki figüre dikkat et, çok önemli. Şimdi burada Osmanlı dönemiyle ilgili bir şey yok, daha eski dönemlerle ilgili. Yani ne araba, savaş arabası, o zamanın arabası, arkasında işte başında taç, 3 tane yarı çıplak kadın var. Efendim üstte işte birisi hepsini bağlamış, elinde bir şey var falan. Tamamen antik çağ ile ilgili bir tasarım. Tabii bu işte Fatih'in 3 yerin, Trabzon diyor, Asya diyor. Üzerinde o yazıyor. Üstteki yazı onu gösteriyor. Onların imparatoru falan diyor ama sanki orada mitolojideki üç güzellerle yukarıda Paris gibi gözüküyor bana. Hatırlıyor musun? Dünyanın ilk güzellik yarışmasında herhalde Afrodit. Tabii tabii. Paris birini seçmiş, bağlamış, elinde götürüyor gibi geldi bana. Yani adam onu öyle derken onu da yapmış olabilir, bilmiyorum. Şimdi şey yapmayalım. Fakat dönemle ilgili bir madalyon değil. Fatih'in portresinin arka yüzü. Evet, mimarlıkta da ilgileniyor. Tabii yine belliğini görüyoruz burada. Bu da yine meşhur Fatih portresi. Bu en son İstanbul Belediyesi'nin getirdiği. Belliğinin mi yoksa bir çırağını mı yaptı bilinmiyor. Karşıdaki ne Cem deniyor, o mu bilinmiyor. Kim olduğu belli değil. Kimisi Cem diyor işte. Bu Belli'nin yine bir kadın ve bir tane de Yeniçeri portresi olması lazım. Bu da Yeniçeri portresi adamı yaptı. Yani İstanbul'un pek fazla sarayın dışına çıkmasalar da böyle İstanbul'un sosyal yaşamıyla ilgili figürleri de adamlar yapmışlar. Evet, mimarlıkla da ilgileniyor. Aristotele Fioravanti diye bir İzmir mimarı da çağırıyor, onu da getirtiyor. Tabii Rönesans'la ilgili olup İtalyan mimarisine karşı merakı var. Hatta işte meşhur Fatih Camii Külliyesi'nin de efendim Rönesans mimarisine göre yapıldığı söylenir sanırım. Biz mimar olmadığımız için bu konuda fazla bir iddiada bulunmayalım. Külliyenin İtalyan mimarisine göre yapıldığı söylenir. Ama bildiğimiz bir şey var. O zamanın Avrupa'sında bu yıldız şeklinde kaleler çok modaydı. Onlardan 6 tane İstanbul'a yaptırmış. Bir tanesi de 7 kuledir. Yıldız şeklinde o eski şatolar, kuleler, işte orta çağdan beri moda olan şeyler var yani. Popülerdi o zaman. Şiire gelelim mi? Semih'ciğim. Gelelim. Gelelim. Şimdi şiire gelmeden bir şey söyleyeyim. Çok enteresan. Demin hani Galata ile ilgili şey okuduk ya. Fatih'in vakfiyesinde çok enteresan bir şey yazıyor. Bir tümce kullanmış. Küçük cihat, büyük cihat diyor. Biliyorsun vakfiye işte belli geliri bir amaca yöneltmek için vakfetmek. Yani işte paranı bir yere vakfedersin. Bununla şunu yap, bununla yap der. O vakfiyede küçük cihat, büyük cihat diyor. Böyle bir kavram kullanıyor. Diyor ki küçük cihat böyle ülkeler fethetmektir. Savaşlar kazanmaktır, zaferler kazanmaktır. Ama büyük cihat diyor o ülkeleri imar etmektir. O ülke halklarını refah içinde yaşatmaktır. Kültürdür, sanattır. Bak çok enteresan. Şimdi düşünce dünyasını konuşuyoruz ya. Bunu bir vakfiyede formüle etmiş. Büyük cihat, küçük cihat diye. Esas büyük olan cihadın, yani kutsal savaşın, insanları mutlu etmek için, işte şehirleri imar etmek için,
kültür ve sanatı geliştirmek için kullanılması gerektiğini o vakfiyede söylüyor. Burası bana ilginç geldi. Demin de değindiğimiz gibi ben Osmanlı Sultanları içinde ilk bir yazan babasıdır. Kendisi de biliyorsun. Çok önemli şairdir. Divanı vardır. 70 manzumeden olur. Fatih'in divanı yani. Ve babası gibi o da böyle işte belli günlerde oturuyor. Şey yapıyor yani şairler yapıyor ama dönemde çok önemli şairler var. Değil mi? Yani Ahmet Paşa var mesela. Ahmet Paşa hem devlet adamı yerlik yapmış, beylerbirliği yapmış, vezirlik yapmış ama dönemin en önemli şairi. Hatta edebiyat çevirilerinde Ahmet Paşa'ya evet, şimdi bize Murat gösteriyor Ahmet Paşa'yı. Divan edebiyatına yeni taz getiren adam denir ki yani işte Fuzuli'de o devirde genç şiiri falan yok. Baki falan doğmamış. O devrin şeyidir, hocasıdır şey. Fatih. Çok da iyi şiirleri var. Şimdi baktığı zaman şeye orada devlet yönetiminde kim var kim yok ya şair. Yani Molla Fenari şair, Molla Hüseyin şair. Kasım Paşa şair, Ahmet Paşa'yı demin söyledik. Sertrazan Mahmut Paşa şair. Efendim Karamani Mehmet Paşa şair. Hepsinin divanı var adam. Yani bu kadar iş arasında oturmuşlar şiir yazmış. Böyle de bir çevre var. Çok enteresan yani. Bu arada söyler misin bir Fatih şiir okur musun? Evet. Buldum bir tane. Ama sesin az geliyor. Bana mı yayına mı az geliyor? Ben Murat nasıl geliyor acaba? Ha, bu tamam. İki bana az geliyor. Peki. Hiç kimse yok kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Ben bugün kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Kimse aradığım yollarda kimsesizlik kimsem oldu. İnsin artık hicranın cana. Kimse aradığım yollar kimsesiz kimselerle doldu. Öyle bir şiiri var. Tam günümüz Türkçesiyle yazmış işte. Ve simgesel şiir değil mi? Tabii. O zaman bir divan, bir şey de ben okuyayım. Divan edebiyatı tarzını tabii Avrus tarzını da. Sağ kıyameyi sun ki bir gün lale zar elden gider. Erişir faslı hazan bağrı bahar elden gider. Böyle de şiirler yazmış. Ne zaman vakit bulmuş bunlar uğraşmış biliyoruz. Tabii demin dönemin neredeyse bütün herkes yöneticileri şair edildik. Ahmet Paşa tabii başlı başına Türk edebiyat tarihinin önemli bir adamdı. Bir de Semih çok enteresan. Osmanlı dönemi ilk kadın şairleri var burada. İki tane kadın şair var. Bir tane kadın şair, biri Zeynep Hatun, öbürü de Mihri Hatun, ikisi de Masyat'tı. Zeynep Hatun konusunda fazla bilgi sahip değiliz ama Mihri Hatun dediğimiz kadın, babası da işte şey, hakim, yani o zamanın kadısı, çok derin entelektüel bir kadın. Yani insanların haremlik selamlık oturdukları dönemde sabahlara kadar erkeklerle oturuyor, şiir, felsefe falan tartışıyor. Çok ilginç yani. Hayatında da maşadan çıkmamış yani. Çok değer verilmiş. Ne yazık ki biz Mihri Hazır'ı kim olduğunu kim buldu biliyor musun? Sovyetler bilir zamanında Rus edebiyatçılar buldu. Amasya'daki dönemin belki de Osmanlı ilk kadın şairi. Anadolu'da var ama Sofolar falan var ama çok eski bunlar yani. Bunu bizim haberimiz yok. Sovyetler bir zamanda Rus edebiyat araştırmacıları bu. 1967'de buldu. Türkçe 2007'de çevrildi.
Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. 1985 yılında Mihri Hatun'un adı Venüs gezegeninde bir kratere verildi. Biliyor muyuz bunu? Bilmiyorum. Yok, bilmiyorum. Nereden haberimiz yok. Yani Amasyalı kadın şairi Fatih'in şeyi çağdaşı Venüs gezegeninde kraterin adını veriyor. Dünyada da böyle bir şey değil mi? Çok ettiniz. Bir ilginç bir şey daha söyleyeyim Fatih'le ilgili. Hani daha önce konuşmuştuk ya Bergama Galen. Yani tıbbın babası. Bergama milattan sonra 200 falandır değil mi Sırma Aşağı? Evet. Galen zamanında, evet. Galen zamanında Limni'de bir ritüel yapılıyor. Değil mi? Çok ilginç. Şifalı kil çıkarma ritüeli. Bir yeri çok muhafaza altına almışlar. İşte biliyorsun hala günümüzde şifalı diye o çamurlara girilir, killere falan girilir. O zaman işte bunu çıkarıyorlar. Hem orada tedavi sezonu başlıyor hem de bir kısmını Bergama'ya getiriyor. Bu Galen zamanında başlamış. Bunu canlandırıyor Fatih değil mi? İstanbul Patrikhanesi'nden biriyle bir şeyden de ulemadan birini gönderiyor. Siz bunu tekrar başlatın. Tekrar Limni Adası'ndan şifalı kil çıkartma ritüelinde başlatan adam Fatih'tir yani. Bunlar çok ilginç. Evet, vakti açtık mı yoksa popüler olarak Drakula'ya mı? Ne diyorsun Semih? Bu akşam beni konuştunuz. Bu akşam öyle. Ben turdan geldim, yorgunum. İnşallah bir gün ben de sıra giderim. Şimdi biliyorsun şeyde en çok sinemaya aktarılan onlardan biri de bu vampir hikayeleri. Drakula kaynaklıdır. O Bram Stoker'in yazdığı ilk roman efsane oldu. Senelerdir Drakula filmleri, vampir filmlerini seyrederiz. Bu Drakula aslında tarihi bir şahsiyettir. Fatih'in hem çocukluk arkadaşıdır hem kan kardeşidir. Gösteriyor şimdi bizde. Kont Vlad Drakula'dır işte. Fatih'in çocukluk arkadaşı, kan kardeşi. Beraber büyümüştür. Eflak Boğdanlı yani Romanyalı. Sonra oraya gidip biraz rotayı şaşırıp isyan edince orada bayağı işte Osmanlı yöneticilerini falan da öldürdüler. Bunların hepsini kazığa geçirdi Fatih. Onun için vampirler nasıl ölüyor? Kalbine kazık sokunca öyle. Ölürler. O mitoslar da buradan kalmıştı. Yani Drakula da esasında Vlad Drakula adı zaten. Evet. Ya ben gittim falan. Şatosuna gittim. Gittin değil mi? Hı. Evet. Evet, geldik sonra Semih'ciğim. Peki. Millet bizi dinlemekten sıkıldı. Dört gözle Fatih'in fermanını bekliyor. Evet. O zaman öz Murat'ta. Ben kimsenin sıkıldığını zannetmiyorum. Su gibi aktı program. Bilginize, emeklerinize, gördüğünüze sağlık. Yine çok keyifli bir akşam yaşadım ben kendi adıma. Bunların hazırlık safhasında da bulunmama rağmen, yani sizin anlatımınızla onu böyle güzel güzel dinlemek tarifsiz. Evet, 4 hediye vereceğimizi söylemiştik sevgili Düş Zamanı dostlarına, Düş Zamanı yolcularına. Burada çekilişimiz yapıldı. Feridun Emece'nin, Demetli Hocamız Feridun Emece'nin Fetih ve Kıyamet 1453 kitabı Ataberk Duramacı Düş Zamanı dostuna. Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı Franz Baringer'in Alfa yayınlarından çıkan kitabı Düş Zamanı dostu Banu Yıldız'a. Ve Büyük Türk, Fatih Sultan Mehmet'in yine anlatıldığı Büyük Türk kitabı, John Freeland'in kitabı Gürbüz Erol Atalay Düş Zamanı dostumuza hediye edilecek.
Ve Matrak Sanat ve sevgili Hayrettin Aslanoğlu abimizin burada abimin burada bizim programımız için burada hediye ettiği bu güzel ferman da bu ahşap kutusunda güzel metal bir fermanlığın içerisindeki bu güzel hediye de sevgili Yılmaz Ağaoğlu Düş Zamanı dostumuza hediye olacak. Umuyorum tüm dostlarımız onlar da bu güzel programdan heybelerine gerektiği kadar doldurmuşlardır. Evet, Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir komutan, çok büyük bir savaş dehası, çok büyük bir strateji ve diplomasi dehası ama bunu harekete geçiren, bunu bir araya getiren parçaların yalın bir kılıç ve haritadan ibaret olmadığını tahmin edebiliyorduk. Bugün bunun böyle olmadığını çok daha iyi anlıyoruz sayenizde. Sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm Düş Zamanı dostlarına, Düş Zamanı yolcularına da iyi güzel akşamlar diliyorum. Söz tekrar sizde çok sevgili abilerim. Sevgili Ester abi ve sevgili Düş Zamanı yolcuları, izleyicileri, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki program ne zaman olur bilmiyorum ama ona kadar, o programa kadar hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Semih'ciğim. Tabii Fatih deyince akla İstanbul gelir ama bizim aklımıza da eski İstanbul geliyor. Neydi o eski İstanbul? Değil mi? O zaman o güzel İstanbul'un 1960'lı yıllardaki görüntüleriyle veda edelim. Hoşça kalın, düşlerinizle kalın diye.